ekranlarından ve Aksu TV Dijital'den hayırlı akşamlar dileyelim efendim. Haftanın ilk üç gününün akşamında Haber Ötesi programıyla tekrardan karşınızdayız. Ve yine şehre dair önemli konuları masaya yatıracağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Kurtuluş Bey. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bu yoğun mesai içerisinde bizlere de zaman ayırdınız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şehirde yaşanan depremler sonrası gelinen son nokta, atılan adımları konuşacağız. Tabii şunu da ifade edelim, çok fazla bilgi kirliliği var. Kulaktan dolma çok fazla bilgi kirliliğiyle de mücadele ediliyor. Lakin bu akşam bizler yine Sayın Başkan'la birlikte gelinen son noktayı bizzat kendisinden dinleyeceğiz. Başkanım, en çok sorulan soru, zemin etütünde gelinen son durumla başlamak istiyorum. Kurtuluş Bey, öncelikle aracınızla bütün hemşerilerimi buradan saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şunu gördük ki hemşerilerimizin yani sık aralıklarla bilgilendirilmemesinden kaynaklı çok farklı duyumlar alıp işte evet, şöyle mi oluyor, böyle mi oldu. Onun için mümkün olduğu ölçüde aracılığınızla biz hemşerilerimize şehrimizin yeniden imar ve inşası konusunda geldiğimiz noktayı onlarla paylaşmayı uygun buluyoruz. Geçtiğimiz hafta Artex'i programında geniş bir açıklama yapmıştık. Bugün de yine o mealde ve ilave olan konularla ilgili özellikle bu süre içerisinde şehrimizdeki beklentileri, yapılan işleri, nereye geldik, hangi durumdayız bunları paylaşmak isterim. Burada programın hemen başında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun talimatıyla, bakanlıklarımızın çok büyük bir gayretiyle ve şehirde Sayın Vahit Bakanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, valimiz, kurum temsilcilerimiz burada gerçekten çok üst düzeyde bir çalışma yürütülüyor. Ben bu manada baştan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir ekip işi. Şimdi bugün özellikle bu zemin etüdü çalışmaları, çünkü o konuda beklenti çok yüksek. Evet. Burada neye geldik? Yine ben burada ekrandan bunu göstererek ekranı daha açalım. Hemen açılıyor başkanım, arkadaşlar açacak, ondan sonra devam edeceğiz. Çünkü izleyicilerimiz, hemşerilerimiz de buradan görsün. Evet, yani yapılan çalışmalarla evet, ilgili süreci başkanım tek tek paylaşacak. Evet. Yine doğru bilgiyi Aksu TV ekranlarından şimdi aktaracak sizlere. Şimdi şunlar belki tekrar hatırlamakta gerek var. Bizim Kahramanmaraş'ta 238.425 binamız var. Tüm ilçeler, yani 11 ilçe dahil. Bağımsız bölgede 558.219'a tekabül ediyor. Tamam. Burada hasar durumuna baktığımızda yıkık, yani deprem anında 7.396 binamız yıkılmış. Acil yıkılacak. Yani deprem esnasında tamamen yıkılmamış ama acil yıkılacak 4.423. Orta hasar 5.987. Ağır hasar da 35.229. As hasar 79.027. Hasarsız da %45'i tekabül ediyor. 106.363. Tabii burada özellikle orta ağır hasarlı binalar bağımsız bölüm olarak da ağır hasar 78.519'a tekabül ediyor. Şunların enkazları hızlı bir şekilde kaldırılmıştı. Evet. Ağır hasarlarda da enkaz kaldırma, yani yıkım ve enkaz %85'e ulaştı. Ulaştı değil mi başkanım? Bu da bölgede en hızlı ağır hasarlı binalarını yıkılıp kaldıran biz şehiriz. Yani çok ileride olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tamam. Burada da ilçe ilçe neler oldu? Şimdi şu deprem konutlarını da bilgi vereyim. Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki bir il içerisinde konutları bitirip teslim edeceğiz. Hamdolsun hedeflediği süresinden önce teslim edilen binalar vardı, köy konutları. Ayrıca burada Çevre Şehircilik Bakanımız Cuma günü buradaydı. Biz buraları gezdik. Sayın Valimizle de sürekli alanı geziyoruz. Gördüğünüz gibi 6 ay içerisinde de teslim edilme aşamasına geldi. Şurada bazı istatistikler vermek istiyorum. Evet, bunlar. Bakın, hak sahipliği konut 52.285, köy evi 20.080, toplam 72.365. Bunlar başlayıp devam eden 39.121, 10.100 de köy evi, 49.220'si başlamış devam ediyor. Ama sürekli ihaleler yapılıyor. Tamam. Teslim edilen dediğimizde köy evlerinden, biliyorsunuz Türkoğlu'nda teslim edilenler vardı. Evet, çok sayıda. Fakat büyük bir kısmı aralığın sonuna kadar 8.568 konut teslim edilecek merkezde yapılan. Evet. 1.769 da köy evi teslim edilmiş olacak. Yani bu teslimler 6 ay içerisinde bitirilip teslim eden.
Bu tarihten sonra da sürekli teslim süreci devam etmiş olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflediğinden daha önce binaların teslim edildiği ve hedeflenen içerisinde de büyük bir kısmının teslim edileceği burada da gözüküyor. Bu devletimiz büyük, milletimiz büyük, hamdolsun devletimiz vermiş olduğu süre içerisinde teslim ediliyor. Şimdi geldik, dedik ki böyle bir afet sonrasında bizim en önemli işlerimizden biri zemin çalışmalarını nihayetlendirmek. Çünkü bu bize gelecekte böyle bir afette daha büyük bir felaket yaşamamak için nasıl bir yapılaşma yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bunlar yapıldı ama her ilçemizin, 11 ilçemizin zemin etütleri yapıldı. Burada da 13 Şubat Tulkadiroğlu ilçemizdeki zemin etütleri tamamlandı. Zemin etüdü tamamlanan yerlerde imar planı rahatlatıldı. Yapı ruhsatı verildi, verilmeye başlandı. Orada da nasıl bir yapılaşma olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Fakat geldiğimiz noktada merkezde 3 tane alanımız var. Çalışmaları devam eden. Bakın burada hemşehrilerimiz bu yanlış bir bilgi olarak buralar sanki tamamen artık kapatıldı. Evet. Herhangi bir şey yapılmayacak. Hayır, burada çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları bu raporları tamamlandığında bunu görmüş olacağız. Yani ne kadar yer yapılaşmaya kapatılacak, ne kadar açılacak, ne yapılacak, yapılmayacak bu süreç devam ediyor. Ortalama başkanım ne kadar sürecek o süreç? Şu alanda Sayın Çevre Bakanımız da geldi hızlandırılması konusunda. Burada tamam. Bir aylık inşallah bir süre öngörüyoruz. Fakat fay hatları biraz daha çalışma gerektirecek. Evet. Ama orada da şu bilgiyi vereyim. Şimdi 3 tane alanın durumu birbirinden farklı. Burası zemine bağlı. Burası neresi? Kayseri yolundan Kıbrıs Meydanı'na kadar olan kısım. Şurada Azerbaycan Caddesi kesiyor. Buradaki zemine bağlı çalışmaydı. Şu yeşil olan yerler heyelan riskinden kaynaklı. Evet. Kırmızı olan yerler fay hattı. Fay hattı. Fay hattı. Şimdi şuradaki çalışma sonuçlandı. Burada yapı yapılabileceği ortaya çıktı. Tamam. Ve burada da zeminde güçlendirme yapılarak işte zemin artı 3 veya 4 şeklinde bir yapılaşma ortaya çıktı. Tekrar buraya döneceğiz. Buradaki heyelan riskinden kaynaklı bir çalışma detaylı devam ediyor. Çünkü burada bilim insanları çeşitli sondajlar, aralıklarla bazı gözlemsel süreçler var. Bunları hızla devam ediyor. Fay hatları, bu fay hatları da çok detaylı bir çalışma gerekiyor. Çünkü bunların ölü diri veyahut işte Allah göstermesin bir deprem olduğunda ne kadar etkileri vesaire bunlar bilimsel olaylar. Evet. Bu duruma göre de bu fay hatlarındaki çekme mesafeleri, koruma bantları ortaya çıkmış olacak. Bu süreci bekliyoruz. Erken bir zaman içerisinde buranın sonuçlanacağını, biraz daha zaman dilimi içerisinde de çünkü bu Türkiye özgü bir çalışma oluyor. Bunların durumu ortaya çıkmış olacak. Buradaki durumu biz bakanlık yapıyor çalışmaları, biz de burada kendilerine destek sunuyoruz. Evet, yani biraz daha zaman gerekiyor. O konuda bekleyecek. Yani nihayete ermiş bir durum söz konusu değil. Bu bilimsel rapor, bilimsel çalışma sonuçlandığında buradaki durum da ortaya konacak. Bu rapor sonundaki ortaya çıkmış duruma göre eğer buradaki konutlarda, hak sahiplerinde bu uygun olmayan ya da yapılaşma imkanı olmayan hususlarda da şundan emin olsunlar, hiçbir şekilde hak kaybına olmaksızın kendilerine bu hak sahipten yararlandırma, eğer dönüşüm gerekiyorsa dönüşüm vesaire, bunlar devletimiz yapacak. Ondan hiçbir şüpheler olmasın. Ama buradaki çalışmalar devam ediyor. Evet, çünkü burayla ilgili çok sık gelen soru, burası kapatıldı. Artık orada hiçbir şey yapılmayacak. Değil. Öyle bir şey yok. Sayın Kesinlikle Başkan değil. Da ifade etti. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Bakın geçen 2-3 gün önce Cuma günüydü. Yine Adıyaman merkezi, evet, 5.2. Evet. Yani Allah göstermesin. Biz hiçbir hemşerimiz, hiçbir vatandaşı bu devlet, yani burada eğer risk varsa buralarda yapılaşma uygun görülmez. Görmememiz de lazım. Evet. Yani ona fırsat vermememiz lazım. Ama emin olsunlar ki buradaki herhangi bir hak kaybı olmaz. Süreç devam ediyor. Bu raporu beklememiz lazım. Tamam. Evet, dönelim yine en çok konuşulan konu ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da ziyaret etti geçen hafta Kahramanmaraş'ı. Orta hasarlı binalar yine çok sorulan, çok konuşulan bir konu. Evet, burada geldiğimiz noktayı tekrar çok detaylı bir şekilde tekrar açıklamak isterim ama burada ilerlediğimiz bir nokta da var. Buyurun. Daha doğrusu sorumluluk aldığımız bir noktaya da geldik. Şimdi şu ekranda işte orta hasarlı bir bina, orta hasarlı bir binada oturan
veya orta hasarlı bir binanın malik olan kişilerin nasıl hakkı var? Yani neler yapabilirler? Nasıl bir yol izleyebilir? Güçlendirebilirler. Tamam. Yerine dönüşüm yapabilirler. Hak sahipliğinden yararlanabilirler. Bunun üçünü yapmadıkları takdirde de yasal süre sonunda yıkılması gündeme gelebilir. Evet. Bunlardan teker teker bahsettikten sonra özellikle güçlendirmedeki sorun alanları ya da vatandaşımızın beklediği konuda daha detaylı bilgi vereceğim. Tamam. Güçlendirme bir binanın, eğer güçlendirmesi mümkünse, her binanın güçlendirilmesi mümkün değil. Kanun şunu söylüyor. Islahı mümkün olan, güçlendirilmesi mümkün olan, ekonomik ve teknik olarak güçlendirmesi mümkün olandan bahsediyor. Bir kısmı ekonomik, bir kısmı teknik açıdan güçlendirme imkanı olmayabilir. Ama tüm bu şeylerde güçlendirmesi mümkün olanı güçlendirebilirler. Yerinde dönüşüm, o binayı yıkıp yerine bina yapabilirler. Devlet desteğiyle, o kredi ve hibe desteğiyle. Bunların hiçbirini yararlanmayıp ben binamı yıktırmak istiyorum, AFAD'a başvurabilirler. Benim binam yıkılsın, aynen yıkılmış bina gibi hak sahipliğine konu olayım, TOKİ bana ev versin ev diyebilirler. Evet. Ev ve iş yeri versin diyebilirler. Bunu üçünde yapmadıkları takdirde yasal süre, kanundaki bir yıllık bir süre var. Yalnız bu bir yıllık süre 6 Şubat'ta dolmuyor. Evet, onu orta hasarlı binanın itiraz süresi, bir tespit yapıldı, bir itiraz süresi vardı bir aylık. Ondan sonra itiraz yapıp tekrar gelindi. Orada askıya çıkıp ne zaman kesinleştiyse o tarihten itibaren bir yıl süre işliyor. Ayrıca bu kanuna göre 6 aylık uzatabiliyor. Orada bir kurul var. Bunun sonunda kendilerine bir tebligat yapılıyor. Ağır hasarlı duruma düşüyor. O zaman mahkeme yolu açılabiliyor. Mahkemeye gidebiliyorlar vesaire. Ama buradaki sürenin öyle 6 Şubat'tan bir yıl sonra olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tamam. Şimdi geldik. Burada ruhsatla ilgili, güçlendirme süreciyle ilgili ne var? Aslında kanunda, bizim yürürlükteki mevzuatımızda, afet mevzuatında ve imar kanununda hüküm şu. Bir kişi orta hasarlı binasının güçlendirilmesini istiyorsa bir defa kat maliklerin rızasını arayacak. O da %80'lik bir çoğunluk gerekiyor kat malikleri kanuna göre. Bunu aldıktan sonra bunun tabii performans raporunu, projelerini hazırlayıp ilgili ilçe belediyesine müracaat etmesi gerekiyor. Ben bakın o rızayı aldım, projemi hazırladım. Projem de bu güçlendirilebilecek bir durum. Ve büyük şeyler için bu müracaat edeceği belediye, ilçe belediyesi. İlçe belediyemiz de bunu inceleyecek. Bu projeler güçlendirmeye uygun mu, değil mi? Eğer bununla ilgili eksik bir bilgisi varsa, belgesi varsa ona diyecek ki 15 gün içerisinde bunu tamamla. Tamam. O kişi bu eksikliği tamamladığı takdirde en geç bir ay içerisinde de ruhsat verecek ve bunlar da ruhsata göre bunu güçlendirmiş olacak. Fakat bu sürecin işlemesinde belediyelerimizin çekingen davrandığı, bazı süreçlerde işte tasarım, gözetmeni vesaire, onu biz aslında Sayın Valimiz bir genelge çıkarttı. Bakanlığımız o konuda kolaylaştığı bir rol oynadı. Sadece sınırlı kişilerden bu tasarım gözetmeni alınmasının zorunlu olmadığını, şu aradan da olabileceği şekilde onları kolaylaştırılmıştı. Ve tasarım gözetmeni de sadece 9 kat ve 27 metre üzerindeki yapılardan isteniyordu. Onu da rahatlatmıştık. Fakat bu süreçler yine çok hızlı ilerlemediği görüldü. AFAD geçtiğimiz günlerde bir genelge yayınladı. Dedi ki bu güçlendirme talebi olanlar 29 Aralık 2023 tarihine kadar bir sefer ilgili belediyelere başvursunlar. Tamam. Ruhsat alacak. Bizim için, Kahramanmaraş için ilçe belediyeleri müracaatlarını yapacaklar. Bu tarihten itibaren bu müracaatlar incelenecek. En geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar da ruhsatları verilecek uygun olanların. Bu 5 Nisan'da ruhsatı verilecek değil. Yani siz bu tarihe kadar aldığınız talepleri en geç bu inceleme işlerini olumlu tamamlayıp veya olumsuz. Olumsuz siz buna bildireceksiniz. Evet. Burada da Cuma günü Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özseseki Beyefendi'nin geldiğinde bu konuyu yine biz gündeme taşıdık. Bu konuda neler olabilir, daha nasıl hızlı yol alabiliriz? Geniş bir tartışma veya şey oldu, bilgi paylaşımı oldu. Geldiğimiz noktada şunu gördük ki
bizim bu süreçleri daha hızlı ve sağlıklı geçmemiz için yeni bir model ihtiyacımız var. Aslında yasal olarak bu zorunlu olmamakla birlikte Çevre Bakanlığımız ve biz taşın altına elimizi soktuk. Dedik ki ya şu ruhsat süreçleri, projeler vesaire vatandaşı yoruyor. Evet. Belediyeler de çekingen davranıyor. O zaman Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle Büyükşehir Belediyemiz bunların, vatandaşın hiç projeyle falan uğraşmasın. Tasarım gözetmeyle uğraşmasın. Biz bir uzman ekip kuracağız. Tamam. Teknik ekip, uzman ekip yeteri kadar. Onlar projeyi de hazırlayacak. Bu binanın güçlendirilip güçlendirilmemesine ilişkin raporu düzenleyip ilgili ilçe belediyesine verecek. Hangisi güçlendirilecekse, hangisi güçlendirilmeyecekse bu raporda belirlenecek. Bu raporda güçlendirilir denen bir hususla ilçe belediyesi ruhsat verip devam edeceğiz. Bu vatandaşımız için, buradaki hak sahipleri ve malikler için müthiş bir kolaylık. Evet, çok büyük bir kolaylık. Kendileri bakın, herhangi bir masraf, şunu mu bulduk, bu projeden mi hazırladık, şuraya mı gittik, üniversiteye mi gittik, böyle bir sorun olmayacak. Bugünün en büyük müjdesi de bu. Evet. Ben burada Çevre Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, biz de dedik ki biz bunu yükün alırız. Bakanlığımız destek verirse biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, bu da Kahramanmaraş'a özgü bir model. Yani burada oluşmuş ve şu an Kahramanmaraş'ta uygulanan bir model. Tekrar ediyorum, biz bu müracaatlar, yani 29 Aralık 2023 tarihine kadar müracaatlar ilgili ilçe belediyelerine yapılmış olacak. Bu tarihte biz ilçe belediyelerden müracaatlar alacağız. Hangi binaların güçlendirilmesi için başvurulmuş? Bu tarihten itibaren de müracaat tarihi bittiği tarihten itibaren tek tek o binaların bizim uzman ekiplerimiz projesini ne gerekiyorsa her şeyini hazırlayıp bunun güçlendirilmesi mümkün mü değil mi neyse raporlarını çıkarıp o ilçe belediyesine vermiş olacağız. Vatandaşımız oraya gittin, buraya gittin, şundan uğraştın, bu projeyi hazırladın, bunların hiçbiriyle uğraşmayacak. O zaman sadece bir başvuru olacak değil mi? Başvurun evet. Yanında herhangi bir evrak vesaire ister. Hayır, sadece başvuracaklar. İşte o bilgiler, hangi bina evet. Vesaire 29 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili ilçe belediyelerine müracaat edecekler. Biz tüm bu müracaatları alıp bakanlığımızın desteğiyle proje vesaire her türlü şeyi biz halletmiş olacağız. Evet, özellikle Sayın Başkanımız vurguladı. Artık sadece başvuru yapıyorsunuz. Diğer taraftan sizin için komisyon oluşturuluyor. Komisyon gidip sizin binanızın durumuna bakıyor. Güçlendirilebilir veya güçlendirilemez şeklinde raporu düzenliyor. Ve bu şeyden de kurtarıyor başkanım. Şimdi gidiyorlar işte vatandaşı dolandırmak adına. Masraftan kurtuluyor. Zamandan kurtuluyorlar. Şu kurumdan al, bu kurumdan al, şuradan git proje hazırla, buradan işte tasarım gözetmeni, bunların hepsinden kurtuluyorlar. Evet. Evet, bu önemli haberi de buradan ilk kez açıklamış oldu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Gür. Başkanım, sizlerin de yoğun bir gayreti sayesinde bu Kahramanmaraş'ta uygulanıyor sadece bildiğim kadarıyla. Bakın, bu Çevre Bakanımızın desteğiyle dedi ki bize böyle bir formül, hay hay dedim, biz taşın altına elimizi sokarız. Sağ olsun onun desteği ve ilk defa Kahramanmaraş'ta, şu an Kahramanmaraş'ta uygulanan bir model. Evet. Başka şehirlerde bundan sonra belki bizden örnek alıp onlar da devam edebilir. Evet. Ama Kahramanmaraş'ta uygulanan bir model. Peki, teşekkür ediyoruz bunun için Sayın Başkanım sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın adına. Evet, bizim güçlendirme sürecimiz böyle devam edecek başkanım. Bununla ilgili aktaracağımız herhangi bir şey kalmadı sanırım. Yani bu konuda bilmiyorum, çok detaylı anlattığımızı düşünüyoruz. Eğer anlaşılmayan bir husus varsa burada da bu bizim buradaki durumumuzla ilgili bakanlığımızla yakında bir genelge çıkaracağız. Evet. Yani hangi süreçler olacağına dair. Çünkü zaten 29 Aralık 2023'e kadar müracaatlar ilçe belediyesine devam edecek. Bizim yapacağımız süreçlerle ilgili de bakanlık bir genelge çıkarıp gönderecek en geç bu tarihe kadar. Evet. Peki, şehir merkezi tasarım projesiyle devam etmek istiyorum. Nasıl devam edecek bu projeyle ilgili, gelinen son nokta nedir? Şimdi Kurtuluş Bey, şu yakınmayı çok aldık. Biz devletimiz, TOKİ'miz hızlıca her bir ilçemizde, rezerv alanlarda konutları yapmaya başlayınca, özellikle 13 Şubat Kadiroğlu'nda şehri dışarı mı taşıyorsunuz? Yakınmalar oldu. Evet. Bir kesim tarafından. Evet, evet. Biz ısrarla söyledik, dedik ki bakın, burada 30 bin üzerinde konut ve iş yeri yapılacak. Bunların tamamının dışarı taşınması mümkün değil, doğru da değil. Zaten dışarıda yapılan çok az bir kısım. Zaten şehrin de konut ihtiyacı var. Şu an bizim Gaffarlı'da
Önsen bölgesinde, Ferruç'ta 5000 küsür konut yapılıyor. Tamam. Ve yani sanki şehir dışarı taşınıyor gibi bir algı vardı ya. Evet. Bakın 5000. İki ilçemizde bu yıkım alanının en büyük olduğu alanlar şuralar. Şehir merkezi. Burada bir şehir tasarım projesi başladı. Demin zemin etüdüne başladığımızda ifade ettik. Buralarda zemin etüdü çalışmalarının kapsamlı yapılmasından dolayı biraz aksamıştı. Zaman kaybı yapmıştık. O sonuçlandı. Buralara da devam ediyorum. Nere vardı? Şurası. Şu gördüğümüz yer. Bakın neresi burası? Hükümet Caddesi. Şurası Trabzon Caddesi. Burası Azerbaycan Caddesi. Burası. Şurası Valilik, Selçuk Sitesi alanı. Evet. Belediyenin arkası. Burası Zübeyde Hanım Caddesi. Yine belediyenin yanı. Burası Trabzon Caddesi, Müftülüğe doğru giden. Burası da Cahit Zarifoğlu, Milli Eğitim'e gelen alan. Tamam. Burası da tekke. Bizim buralar ilk şehir tasarım projesi içerisinde yer alan kısımlar. Şurada Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteğiyle yapılan bir alan var. Adı da Azerbaycan Mahallesi. Bunların toplamında 4500'e yakın bir konut ve iş yeri vardı. Şimdi Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın Mehmet Özaseki Bey'in cuma günkü şehir ziyaretinde burada şu şehir merkezinde yapılacak toplam konut sayısı ve iş yeri 10 bine çıktı. Evet. Yani şu alanda 10 bin konut ve iş yeri yapılacak. Ve bu şehrin yeniden imar ve inşası için son derece önemli. Kesinlikle. Bizim zaten deprem öncesinde yapı stoğumuzun %40'ının dönüşmesi gerekiyordu. Deprem sonrası çok daha bu elzem hale geldi. Şu alanda gördüğünüz gibi 10 bin konut ve iş yeri yapılmış olacak. İlk etapta. Evet. Ve dedik ki bak her zaman buraya geldiğimizde işte ya şurada yapsa burada yapsa. Bunların her biri ortaya çıktıkça burası genişleyecek. Bunlar ayağa kalktıktan sonra da buraya genişleyecek. Bu nihai bir şey değil. Buralar bittikçe ayağa kalktıkça devam edecek. Burada da özellikle seçilen yerlerde tamamen yıkılmış, boşalmış alanlar tercih ediliyor ki hızlı bir çalışma yapılsın. Evet. Gördüğünüz gibi şurada Kayseri yolundan, şurası Ebrar sitelerinin olduğu yer, burası stadyum, şurası Azerbaycan Caddesi'nin tamamen aşağıdan Madalya Kavşak'tan başladığından yukarı Kıbrıs Meydanı'na kadar buralarda dahil ederek devam etti. Burada Ebrar sitesindeki kardeşlerime buradan soruyorlardı ne olacak diye. Burada zemin güçlendirerek yine orada 4 katı, 5 katı geçmeyen yapılar yapılmış olacak. Özellikle stadyum ve civarında şu alanda da sosyal, kültürel ve spor alan olacak. Spor stadyum değil. Evet. Kütüphane, deprem müzesi, şehir müzesi ve orada da işte halı saha gibi spor. Yani burası sosyal, kültüre bu kadar geniş bir alan içerisinde şehrin sosyal, kültürel ve spor alanı şekliyle şehre hizmet vermiş olacak. Bunun isterseniz etaplarını tek tek göstermek isterim. Evet. Mesela en çok sorulan tekke bölgesiydi. Evet. Yine Yusuf oraya da hepsini tek tek görmek isterim. Geçiyor. Mesela burada Sarayaltı. Sarayaltı'nı biz kamulaştırdık biliyorsunuz. Evet. Yolu genişlettik. 12 metrelik yolu kaça çıkarttık? 18'e. Ve burada bir köprü yaptık. Bakın şuranın komple dönüşmesi gerekiyordu. Burada kamulaştırma ara yaptık. Şurası gerçekten dönüşmesi gereken, olacağımızın önünde çok önemli bir yer. Burada dahil arkadaşlar burayı çizmemişler. Bu yol, bu yolun daha doğrusu şeyin içerisinde Sarayaltı buradan başlayarak evet, sağlı sollu kaleye kadar çıkmış kaleye olacak. Kaleye kadar çıkacak. Sağlı sollu yapılaşma olacak. Yine evet, burada İsa Divanlı, Divanlı en fazla yıkım olan yerlerde de burada inşallah dönüşüm ve şehrin yeniden imar inşası devam etmiş olacak. Bunu geçen de sunduk. Burası Azerbaycan Mahallesi. Evet. Hızlı bir çalışma var. Şu an burada 15 metreye kadar fore kazık çakılıyor güçlendirme. Zemin artı 3, zemin artı 4 şekliyle devam ediyor. Her bir ada içerisinde otoparkı, bu alan içerisinde sosyal tesisi, kütüphanesi, camisi, okulu, her şeyi olan bir şekliyle hızla devam ediyor. Şu gördüğünüz alan Kültür Park'tan başlayarak yani Kıbrıs Meydanı'ndan başlayarak Kültür Park ve Balık Halini içeren bir alan. Şimdi bizim Kültür Park bugün yıkılmaya başladı. Bilmiyorum evet, takip evet, ettiniz evet, mi? Evet, bugün yıkılma evet, süreci başladı. Orada aynı dönüşüm alanı içerisinde şurada. Balık Hali
Ve oradaki esnafımızı şu an boşaltıyoruz. Kendileriyle görüştük uygun bir yere. Ve daha nezih bir inşallah balık satış alanı da oluşturacağız. Onlarla görüştüğümüz, konuştuğumuz ve kendilerinin de ittifak ettiği yer var. Hızlı bir şekilde onları boşaltıp daha sağlıklı bir şekilde de inşallah onlara da yerlerini yapmış olacağız. Ondan hiç şüpheleri olmasın, emin olsunlar, daha güzel bir alan oluşturmuş olacağız. Şuralarda altları gördüğünüz gibi iş yeri. İş yeri. Buralarda daha az iş yeri. Yani bunların altında çoğunda iş yeri değil, tamam konut. Ama şuralara geldiğimizde altları iş yeri olmuş olacak. Şimdi şu bant yeşil olan görünmüş olsa da asıl fay hattı. Şurada neden böyle bir yeşil alan bırakılmış diyoruz. Buradan valiliğe kadar giden burası fay hattı. Evet. Dolayısıyla fay hatlarında belli bir mesafe sakınım bantı konularak yeşil alana çevrildi. Şu alan Azerbaycan Caddesi'ndeki bu Kıbrıs Meydanı'na kadar da burada yine zemin artı 2-3 şekliyle altını iş yeri olarak burası da yapılmış olacak. Yeşil bant buradan olmuş olacak. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yine belediyemizin arkasında biliyorsunuz burası Hükümet Caddesi. Buradan bakın Trabzon Caddesi'ne kadar. Şurada yine fay hattında bir meydan oluşuyor. Belediyenin arkasında da üniversite alanında dahil Zübeyde Hanım Caddesi'ne bu proje çıkmış oluyor. Burada da hızlı bir çalışma var. Herhalde arkadaşlar koyduysa görselleri de. Yine burada şu alana itibaren şuradan şimdi o L bir projemiz vardı göstereceğim. Bu karşı taraftan da yukarıya kadar bu proje devam ediyor. Şöyle gösterileri görürsek. Evet. Gördüğümüz gibi altı iş yeri, proje yakın gösterileri. Şehrimizde inşallah bu güzelliğe de ermiş olacağız. Geçen de söyledim, ilginç geldi. Başlandığı andan itibaren bir yıl içerisinde bunlar bitecek. Eğer bir yere başlanmışsa Allah'ın izniyle burası bir yılda biter. Bitecek. Onu göreceksiniz. Evet. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi iki, güzide kurumumuz, TOKİ'miz ve emlak konutumuz bunları yapıyor. Azerbaycan Mahallesi'ni TOKİ yapıyor. Diğer alanları emlak konut yapıyor. İkisi de alanında devletimizin çok güzide yapı kurumları, inşaat kurumları son derece güzel yapılar yapıyorlar. Ben orada da onların emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu gördüğünüz gibi yine Azerbaycan Mahallesi'nden daha yakın bir görsel. Gördüğünüz gibi nezi, her evet, türlü evet. Donanımı olan bir yer. Bu belediyenin arkasındaki projemiz, üniversite alanını da içeren proje. O da yukarıya doğru gidecek. Bakın buradan Zübeyde Hanım'a dayanıyor. Burası Hükümet Caddesi ama burası da yukarıya doğru devam etmiş olacak. Tamam. Yine belediyenin arkasındaki projemizin Zübeyde Hanım Caddesi'nden görünümü. Gördüğünüz gibi burası hem altı iş yeri, üstleri de konut ve ofis şekliyle bu da devam. Bu da çok hızlı devam ediyor. Bilmiyorum buradan görüntü çekebildiniz mi? Evet. Şu an hızlı bir çalışma var. Hatta şurada su basmanlar çıkmış. Yavaş yavaş yükseldiğini tabii, görüyoruz. Yükseldiğini görüyoruz. Evet. Bu onun gece görseli. Belediyenin arkası. Ya başkan mesela buradaki cadde üstündeki konutlar tek tip olacak herhalde. Evet. Tek tip olacak. Evet. Orada mesela belki hasarsız olan binalar var. Onlar yıkılacak mı ya da? Şöyle tasarım açısından yani tasarıma korunması gerekenler korunacak. Evet. Ama tasarımı bozan veyahut da karat aldığında onların dönüşüme ihtiyacı olan varsa proje alan içerisinde onlar da dönüşmüş olacak. Ama burada şunu söyleyeyim. Bu soru mutlaka hemşehrilerimiz aklına geliyor. Bizim durumumuz ne olacak? Hak sahipliğimiz ne olacak? Burada nasıl bir şey olacağız? Bu alanda kimin evi varsa, kimin iş yeri varsa, iş yerine iş yeri, konutuna konut. Hiçbir şekilde hak ihlali söz konusu değil. Evet. Şimdi bir kişi burada aynı zamanda hak sahibi ise, depremden dolayı başka bir yerde konutu varsa, yani işte müracaat etmiş, sadece bu haktan istifade edecek. Ama şu yanlış, geçen de sordular. Şimdi orada hak sahipliğini istifade etmek için aynı şehirde bir başka konutu veya başka iş yeri olmaması gerekiyor. Bu tasarım alanı içerisinde kimin ne kadar konutu olursa olsun, burada bir konutu iş yeri varsa veya kaç tane varsa hepsine aynısı verilecek. Konutuna konut, iş yerine iş yeri verilecek. Yani şu alan içerisinde bir kişinin 10 tane dairesi varsa bir tane daire verilmeyecek.
10 tane dairesi verilmiş olacak. Evet, bu da çok önemli. Tamam. Evet. Bir de şey vardı başkanım, Trabzon Caddesi'nde otel vardı yine çok konuşulan. Oraya da geleyim. Şimdi belediyenin arkasındaki görseller. Şimdi bizim bu L parseldi. Bakın Trabzon Caddesi'nden geliyoruz, Müftülük Meydanı'ndan. Buradan Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde Milli Eğitim'e doğru gidiyoruz. Bu cephe komple yenileniyor. Aynı zamanda bu Şelale Park'ın karşısından belediyenin karşısına kadar geliyor Zübeyde Hanım. Bu da sonradan ilave edilen bir proje oldu. Buradaki görsellerde bunlar. Burada da çalışmalar başladı. Oradaki esnafımızın şu an geçici çarşıları başka yerlere nakletme süreçlerimiz de başladı. Buradaki görüntüler de bunlar. Geldik. Burası Trabzon Caddesi. Evet, valiliğimiz şura olacak sanırım. Bakın, valiliğimiz burası. Evet. Yine aynı yerinde. Şurası Trabzon Caddesi. Farklı görsellerini göstermiş olacağım. Burada işte yıkılan özel idare binası, Selçuk sitesi, işte kapalı çarşıya kadar dayanıyor. Burası komple dönüşecek. Yani valiliğimizin buradan başlayarak burası ağırlıklı iş yeri olarak dönüşmüş olacak. Şu valiliğin arkasından burası küçük gibi gözüküyor. Fay hattı gidiyor bakın, şöyle devam ediyor. Demin de göstermiş olduğum gibi. Bu fay hattı valiliğin önü, tören alanı olmuş olacak. Ve şu alanda da burası tamamen bizim biliyorsun kışla otoparkı da var. O da yıkılacak. Evet. Komple burası dönüşmüş olacak. Şurada fay hattının geçtiği yani Azerbaycan Caddesi ile Trabzon Caddesi arasında bir meydan var. Gayet güzel bir meydan. Belediyenin de hemen ilerisinde şu meydan oluşmuş olacak. Bundan çeşitli görseller gösterelim. Bu diğer bir açıdan görünüm. Valilik burada biliyorsun. Bakın o meydan burada. Şimdi valilikten detaylı görüntüler de göstereceğim. Şurası Trabzon Caddesi. Burada yıkılması gereken isminin kim olduğu önemli değil. Yani bize şunu soruyorlar. Şurada mı yıkılacak, burada mı yıkılacak? Evet, evet. Biz isme bakmıyoruz. Burada proje açısından veyahut da yıkılması gereken ne varsa kesinlikle yıkılıp bu proje uygulanacak. Bu net bir şekilde söyleyeyim. Evet, onu da ifade etmiş olalım. Burada valinin yakın şeyden görünümü. Şurası o fay hattının bakan kısım. Gördüğünüz gibi valilik meydanı, tören alanı şekliyle ortaya çıkmış olacak. Gayet güzel, yine aynı yerde konumlanmış valiliğimizde çok kısa süre içerisinde inşallah başlamış olacak. Yine biz demin şuradan gördük. Bu valiliğin arkası, Trabzon Caddesi burası. Gördüğünüz gibi valilik meydanı şehrimize yakışır bir şekilde. Evet, gerçekten yani söylenecek söz yok. Yani şunu söyleyeyim, Kahramanmaraş yani 2-3 yıl içerisinde çok farklı bir kimlik ve çok farklı bir cazibe haline gelecek. Evet, inşallah. Geldik Tekke. Evet, Tekke'de bizim bir projemiz vardı. Şurası 1000 bağımsız bölümlük dönüşüm idi. Bu projemizi biz devam ettiriyor idik ve rezerv konutlarını yapmıştık tam buraya başlarken. Tam buraya başladığımız sürede deprem oldu. Bu 1000 bağımsız bölümlük kısım da bizim kentsel tasarım içerisine girdi. Yine bunu da bakanlığımız emlak konutu aracılığıyla yapmış olacak. Burası yıllardır bekleyen bir dönüşüm alanı ve şehrimizin de merkezi. Allah'ın izniyle burası da aynı o bütünlük içerisinde şehrimizin tarihi dokusuna yakışır, kimliğine yakışır. Şu haliyle bir cazibe alanı olmuş olacak. Evet. 1000 etaplık, birinci etap 1000 bağımsız bölümlük. Şuradan farklı görseller. Bakın şöyle baktığınızda kaleyi görüyorsunuz. Evet, kalemiz var. Evet, şu şekliyle. Buradaki camiler Selçuklu mimarisi. Yine çok yüksek katlı değil tabii. Değil. Ve tarihi dokuyla da uyumlu. Evet. Bu projemizi inşallah uygulamış olacağız. Şimdi burada tasarım içerisinde yer alınan kısımlar var. Dedik işte 4500 civarında ilk başta tasarım vardı. Kentsel tasarım projesi kapsamı vardı. Ama Cuma günü Sayın Bakanımız sağ olsun bunu 10.000'e çıkardı. 10.000 şehir merkezinde o dediğim alan içerisinde bunlar yapılmış. Projeler şu an onların hazırlanıyor.
hemen hızlı bir şekilde yapılıp onların da inşallah inşaatları, temelleri atılmış olacak. Evet, yaklaşık 3 yıl mı başkanım? Ne kadar sürecek bütün bunlar? Bakın, başladığı tarihten başlayan kazma, yani biz temeli attık, 1 yılda biter. 1 yılda. Ama bunların hepsi hemen başlamadığı için, evet, ben öyle tahmin ediyorum ki en geç 3 yıl içerisinde şu gördüğümüz çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Oo, çok güzel. Ama 1 yıl sonra çok farklı bir, yani ortaya çıkanlar zaten bize bir ciddi manada şey verecek. Evet, evet. Farklılık oluşturacak tabii, zaten de. Tabii şu projeleri ama dediğiniz gibi, evet, o bitecek. İşte peyderpey. Ben 2 yıl içerisinde de bunun büyük bir kısmının tamamlanacağını düşünüyorum. Evet. 3 yılda değil. Belki 3. yıl farklı bir alana gireceğiz. Yani başlangıçtan sonra, evet, rahatlıkta gider, evet, diye umut ediyoruz. Peki, gelelim başkanım, şimdi 40 yıllık bir sorundu. Çamlık Mahallesi'nin tapu sorunu. Bunu da çözdünüz. Şimdi bu süreçle ilgili de detayları rica edeceğim sizden. Şimdi Çamlık, buradaki hemşerilerimiz 40 yıl önce gelmiş, buraya yerleşmiş. Tabii bunlar tapu muhtar senediyle birbirini almış, satmışlar, yurt edinmişler. Evet. O günün şartlarında dişinden tırnağını arttırmışlar, buralardan yer almışlar. Ama tabii en az 40 yıl geçmesine rağmen burada bir mülk sahibi olamamışlar. Aslında fiilen kendilerinin olan, hukuken kendilerinin olmayan bir alanda bu süre içerisinde çeşitli işte nasıl alırız, tapu vesaire gitmiş gelmişler. Burada bu sorun bize geldiğinde muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz geldi. Biz bu sorunu nasıl çözeriz? Dedim ki Allah'ın izniyle çözmeye çalışalım, gayret edelim nedir diye. Konuyu anladık. Bunu tabii ki bakanlığımızla görüştük ve bir yol haritası çizdik. Bu süreçler hamdolsun ben burada her iki çevre bakanımıza, hem önceki hem mevcut çevre bakanımıza, oradaki bakan yardımcılarımıza, o zaman burada deprem esnasında Fatma Varank bakan yardımcımız vardı, Vedat Bey genel müdürdü, sonra bakan yardımcısı oldu. Her ikisine, oradaki Milli Emlak Genel Müdürümüze ve bu katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burada şöyle bir süreç oldu. Yani buradaki mahalle sakinlerine, muhtarımız sağ olsun bize çok güvendi. Bazı mahalle sakinlerimiz, ya biz buna inanmıyoruz, 40 yıldır bekledik vesaire, evet, diyenler de oldu belki haklı olarak. Kesinlikle. Biz de dedik ki Rabbim bize yerine getiremeyeceğimiz bir vaat verme. Bizi mahcup etme. Sağ olsun büyüklerimizin de desteğiyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bu kardeşlerimizin tapularını aldık, kendilerine teslim ettik. Cumartesi günü de bu törenimizi yaptık. Sayın Vahit Bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, muhtarımız, mahalle sakinlerimiz de gördüğünüz gibi 230 hak sahibinin 360 dönümlük bir alanda, bu aile olarak hesaplarsanız belki 300-400 kişiye de tekabül, evet, edebilir. Evet. Bu kardeşlerimizin sorunlarını çözdük ve onların mutluluğunu görünce de biz de mutlu olduk. Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah bundan sonra daha rahat bir şekilde orada oturmalarını. Bizim tabii geleceğe dönük burada, bu mahallede de bir dönüşüm başlatmak. Artık hak sahibi oldular. Doğalgazla ilgili sorunları vardı. İnşallah onu da çözme gayreti yönünde, onu da çözeriz. İnşallah burada da bir dönüşümle bu kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmış oluruz diyorum. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim bizi mahcup etmedi. Teslim etme kısmeti de bize nasip oldu. Biz de bundan mutlu olduk. Evet, elinize sağlık başkanım. Teşekkür ediyoruz vatandaşlar adına. Şimdi gelelim sizin özellikle yoğun bir şekilde deprem öncesi de yenilemek için büyük gayret gösterdiğiniz altyapı çalışmalarımız. Ne durumda başkanım? Nereye geldik? Şimdi bizim gerçekten şehrimizin altyapısının deprem öncesinde de ciddi manada kayıplarının olduğu ve eski olduğu, yenilemesi gerektiği ihtiyacı ortaya çıkmıştı ve bu konuda bir başlangıç yapmıştık. Çünkü her zaman ifade ediyorum, altyapıyla ilgili yatırımlar, görünmeyen yatırımlar, eğer bir sorun yoksa kimse şikayet etmez ama, evet, sorun varsa herkes şikayet eder. Yatırım yaptığınızda da bunu çok kişi görmez. Belki de hiçbir yatırım yapmadığınız şekilde de eleştiri alabilirsiniz. Hatta yol kapandı diye sistem bile, evet, tabii, etebilirler başkanım. Tabii bunun yapılması da çok zor. Evet, çünkü, evet, insanların hayatını zorlaştırıyor. Evet. Günlük hayatlarını kazıyorsunuz, tozuyor, yol bozuluyor vesaire. Yol bozuluyor, yol kapanıyor. Ama biz kesinlikle bunu yapmak zorundaydık. Binevler bölgesinde bir uygulama başlatmıştık. Şehrimizin de etaplar halinde altyapısını değiştirmek için bir gayret sarf ediyorduk.
Bu süreçte deprem mi yaşadık? Deprem de bizim kayıplarımızı 55'ten 75'e çıkardı. Ve dolayısıyla altyapının yenilenmesi son derece elzem oldu. Ve şu anda da biz bunu hızlı şekilde bu süreci başlattık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Kahramanmaraş'a 8 milyar TL bir bu konuda altyapı desteği. Bu son aşamaya geldi. İnşallah yakında bunların ihalesi başladı. 250 milyon avroluk. Bu bizim altyapımızın büyük bir kısmını inşallah değiştirmiş olacak. Şu anda da 30 Kasım'da bir ihale yapıyoruz ve sürekli peyderpey ihaleleri yapılmış olacak ve şehrimizin tamamen altyapısı değişmiş olacak. 13 Şubat Dulkadiroğlu, Elbistan zaten başladı, devam ediyor. Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Ilıca bölgemizde bir su hattı var, işte kale bölgemizdeki altyapı, birçok yerde altyapımızı inşallah tamamıyla değiştireceğiz. Su altyapımızı, kanalizasyon altyapımızı, arıtma tesisleri. Bu sayede en az 100 yıllık bir şehrimizin altyapısını güvence altına almış olacağız. Bu kayıpları %25'i indirdiğimizde biz bir Ayvalı Barajı'ndan daha fazlasını yapmış oluyoruz. Evet. Bakın bir baraj yapmış oluyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Şimdi deprem bize birçok şeyi yeniden hatırlattı. Daha doğrusu fikirlerimizi farklılaştırdı. Biz deprem öncesi işte kaynaktan olsun, daha cazibeli su olsun vesaire bunlar daha ön plandayken deprem bize şunu gösterdi. Bu kaynaklar kuruyabilir, kaybolabilir. Mutlaka depolama alanlarından daha fazla su arzını sağlama yönünde bize bir yol gösterdi. Bunun ilk aşaması Kısık Barajı. Kısık Barajı'nın bizim 3 yıldan beri takip ettiğimiz bir baraj idi. Bu baraj 4 ilçemize su veriyor. Aynı zamanda da enerjiden kurtulmuş olacağız. Burada da gerçekten bu son aşamada yani 3 yıllık ihale süreci burada da Vahit Bakanımızın çok büyük gayreti oldu. Onun desteğiyle bu ihale çıktı ve şu an yapımı başladı. Evet. Bu baraj bize 31 milyon metreküplük bir su sağlayacak, enerji tasarrufunu sağlayacak. 4 ilçemizin de yine su arzına katkı bulunacak bir baraj. Pazarcığımızın biliyorsun içerisinden Gaziantep'e içme suyu hattı gidiyor. Biz bu hattan su aldık ve pazarcığımızın ihalesini yaptık. Başladı 300 milyonluk bir yatırım. Mayıs ayı sonunda bu pazarcığımız akmış olacak. Geçen de temelini attık. Ayrıca şu yapılan destekten, finansmandan pazarcığımızın yine ilave 300 milyonda oranın altyapısı değişmiş olacak. Helet içme suyu kanalizasyon hattı, bu çok büyük beklentiydi. 140 milyon bunun ihalesini yaptık, başlıyoruz. Yine burada söylediğim gibi bu merkezde yani diğer ilçelerimizde de peyderpey her ay, 2 ayda bir, 3 ayda bir ihaleler şu gelen finansmanı kullanma üzerine hem içme suyu hem kanalizasyon altyapıları tamamen değişmiş olacak. Biz bununla da yetinmedik. Bir taraftan da Menzelet Barajı'ndan veya farklı alternatiflerden su kaynakları, su arzı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da yakında açıklamış olacağız. Şuna dikkat ediyoruz. Bu şehrin en az 100 yıllık su arzını garanti altına almak istiyoruz. Ve sağlam bir altyapıyı da bunu şebekelere ve evlere, abonelere ulaştırmak için gayret ediyoruz. Şu görünmeyen bir alan ama bu şehrin en önemli işlerinden biri. Su arzını garanti altına almak, şebekeyi afet ve bu tip afetlerde dirençli hale getirmek ve abonelere de kesintisiz su iletme. Bu çok önemli bir çalışma. Burada da devletimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bu konuda ciddi manada destekleri var. Biz de hızlı bir şekilde bunların inşallah ihalelerini ve uygulamasını yapıp şehrimizi daha dirençli hale getirmiş olacağız. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Bizim yönelteceğimiz başka bir sorumuz kalmadı başkanım. Sizin var mı son olarak ilave etmek istediğiniz, şöyle sormadığımız? Tekrar toparlamak istersem. Evet. Bütün alanlarda, sorun alanları nelerse bunu şehirdeki başta Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi hocamız, milletvekillerimiz Ömer Depkici, Tuğba Köksal, Mevlüt Mehmet Bey, Şahin, Mevlüt Kurt, il başkanımız, valimiz, şehirdeki bütün kurum ve kuruluşlarımız, bakanlıklarımız üst düzey bir koordinasyonla yürütüyoruz. Ve şehirde ne varsa
nasıl bir sorun varsa bunları ilgili kurumlarla topyekün ne yapılması gerekiyorsa takibini hızlı bir şekilde yapıyoruz. Hemşehrilerimiz şundan emin olsun. Bu şehir bir yılda çok farklı, iki yılda daha farklı, üç yılda bu şehir daha farklı ama beş yılda bu şehir dünyanın en cazip şehirlerinden biri olacak. Sanayisiyle, ticaretiyle, şehriyle, doğal güzelliğiyle, turizm potansiyeliyle, buradaki farklı sektörlerle, TUSAŞ biliyorsunuz ciddi bir yatırım yapıyor. Evet. Bu alanlarıyla bu şehir dünyanın en cazip şehirlerinden biri olacak. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Bunun için imkan da var, irade de var. Burada birikim de var. Allah'ın izniyle bunun hepsini inşallah yaparız. Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bizlerle birlikteydi efendim. Yaşanan depremler sonrası gelinen son noktayı aktardık sizlere. Özellikle doğru bilginin aktarılması adına çok kıymetliydi. Ben kendisine bir kez daha hem burada olduğu için hem de yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edeceğim ve müsaade isteyeceğim. Tekrardan görüşmek dileğiyle efendim. Sağ olun.